ver, tamam. Gece. Dur, geceye girme. Metin abi, ben seninle albüm çıkarırım vallahi böyle. Üzüm. Yoksa ben deli miyim? Deli mi, divane miyim? Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Şimdi tuvalete böyle gidiyoruz, onu göstereceğim. Bereler, maskeler, böyle bir siperlik. Mine Hanım burada, bütün koridorun temiz olduğundan emin oluyor. Selam. Kimse. Korumalar her yerde. Evet, şimdi kapıyı çalacağım. Ve müsaitse beni alacaklar. Buyurun. Hemen kapatalım isminizi. Niye böyle? Ya işte böyle güvenlik önlemleriyle ve üstümüzdeki bu benimle konuşma sweatshirtleriyle geziyoruz. Bütün maskelerin kapısında bir güvenlik görevlisi var. Mesela biraz önce kapıyı çaldım tuvalete gitmek için. Kapıdaki güvenlikler böyle yapıyor. Mine Hanım, Denazor'un kapısı çalıyor falan. Mine Hanım geliyor. İşte tüm koridorlar kontrol ediliyor, başka biri var mı falan diye. Çünkü yarışmacılar da aslında kimin kim olduğunu bilmiyor. Yani hiçbirimiz kimin kim olduğunu bilmiyoruz. İşte böyle bir odadayım. Sabahtan beri bekliyorum. Prova yaptık. Bugün bir de Sezen Aksu'nun En Büyük Kim şarkısını bütün herkes beraber söyleyeceği için bir de genel bir şeyimiz vardı. Provamız vardı. Orada zaten birkaç görüntü var. Çok komik böyle herkes. Eşofman üstü, eşofman altı falan giymiş. Ama böyle herkesin maskesi var falan. Çok komik bir görüntüydü. İşte böyle bir odadayım şu an. Kostümüm burada. Sen kimsin, kim bunlar? En büyük kim? Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip soru yarış. Bugünkü şarkım Kader Kahpe Kader. Kader kahpe kader, ağlarını ördüm dünyadan, yok hiç haber. Yar kaldım öldüm. Evet arkadaşlar, Sezen Aksu performansım için şu anda yukarıya gidiyorum. İnanılmaz bir performansla karşınızda olacağım. Dinle o zaman. Dekor var mı dinozorun sahnesi? Var. Onu çıkarabiliriz artık. Öyle mi? Şeyi kafanızdaki. Çıkarabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Görüyorsunuz, böyle bir emek, böyle bir çalışma. Hadi bakalım. Hazırım. Adımım havan arzalı, arsız gönlüm. Şu
kulisteyim. Performansımı sergiledim. 8 kişi aynı anda sahneye çıktı. Bütün yarışmacılar ve izleyiciler oy kullandılar. Ve dediler ki kimin bu yarışmada kalmasını istiyorsunuz? Ve birden fazla da oy verilebilecekti. İlk Aslan seçildi hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra Kuzgun seçildi. Sonra Tavus Kuşu. Sonra geyik ve sayılar giderek azalmaya başladı. Ördek de bu arada seçildi. Gerçekten en son 3 kişi kaldık. Unicorn, ejderha, dinozor. Sonra unicorn seçildi ve 2 kişi kaldık. Ben dedim ki kesin eleniyorum. Ama son anda benim ismim söylendi. Yani o gerçekten eleme heyecanı çok acayip bir şeymiş. Çünkü gerçekten böyle hani performansını sergilemişsin ve dua etmekten başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Hepimiz sahneye çıktığımızda diğer herkesin performansları aslında gösterilmişti. Ve şarkılar falan da vardı. Yani bilmiyorum ben bu kadar böyle en sondan bir önce kalacağımı açıkçası hiç düşünmemiştim. Çünkü performansımın bir şekilde iyi olduğunu düşünüyordum. Eğlenceli bir şarkı seçtiğimi düşünüyordum. Çok sevilen bir şarkı seçtiğimi düşünüyordum. Ve bu sefer performansımda işte flamenco eteği eklenmişti. Hani kıyafete böyle bir farklılık, bir yenilik eklenmişti. Ama sondan bir önceye kaldım. Bayağı moralim bozuk. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum. Doğru söylemek gerekirse. Yani bilmiyorum bu bana nasıl bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani demek ki izleyici benim yaptığım şeyi sevmiyor. Ya dinozor sevilmedi. Ya yaptığım dans performansı bir şekilde sevilmiyor. Ki galiba da en çok dans eden benim. Yani böyle hareketli olan, işte böyle bir şekilde bir koreografi yapmaya çalışan. Hey seni yerler, yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. Belki de koreografi yapmak sevilmiyor. Böyle daha durup sakince şarkıyı söylemek daha iyi çekiyor. Ya da benim kostümüm, dinozor kostümü belki sevilmedi. Yani dinozor zaten ne bileyim. Dinozordan herkes korkuyor mu acaba? O yüzden mi seçilmiyor, sevilmiyor? Bilmiyorum yani kafamda bir sürü sorular var ama gerçekten şu an bayağı mutsuzum. Bir sonraki haftaya geçmek için gerçekten hiçbir motivasyonum yok şu an. Çünkü çok çalışmıştım gerçekten. Koreografi olduğunu düşünüyordum. Elimden gelenin gerçekten en iyisini yapmıştım. Bir tık arkada kalır mısın? Demek ki diğerlerinin performansı daha çok beğenildi. Yani şu anda da aklımda iki tane düşünce var. Bir tanesi haftaya böyle işte şarkımı söyleyip hani hiçbir koreografi, morografi bir şeyle uğraşmayıp hani sadece böyle anlamlı bir şekilde hani şarkıyı söylemek böyle sakince. Sonradan da dedim ki acaba hani çalışmayı ve böyle devam etmeyi yapmıyor mu olurum eğer öyle pes mi etmiş olurum yani hani bırakmış mı olurum? Bu kadar böyle çalışıp çabalayıp koreografi yapacağım, dans çalışacağım, yok işte gideyim stüdyoda çalışayım, bilmem ne yapayım falan, evde böyle sabah Vina'nın odasındayken çalışayım bir şey belki de öyle olmamız gerekiyor, belki de akışa bırakmak gerekiyor yani. Bana bir mesaj veriliyor ama hadi bakalım ne anlayacağız. Şu an eve gideceğim, saat gecenin ikisi. Ya ben değilim tabii ki bir dinozor ama ya bu kadar yani ilk 3 hadi bir ilk 4 bekliyordum ama işte hayat. Haftaya görüşürüz. Ha? Hoş. Bravo Tamer. Gündüzüm seninle.
Gel bakayım. Şurada, şuralardan çalalım. Geçen sefer nereden çalmıştın? Kusura bakma, seninle uğraşamayacağız şu an. Seninle uğraşamayacağız şu an. Kusura bakma. Gündüzüm. Gündüzüm. Yine mi uzattın? Çünkü ü'yü yeterince uzatmadın. Zü'nün ü'sünü uzat. Gündüzüm gibi bir şey yap. Evet, ister vibrato yap, ister düz söyle ama o zü'nün ü'sünü uzat. Gündüzüm. Aynen, süper. Bir daha. Seninle. Süper, tamam. Gece. Dur, geceye girme. Geceye girme. Gece. Arka arkaya yap, bunlardan biri olacak. Gecem. Çocuk şarkı. Süper, bir daha. Seninle. Güzeldi bu, bir daha. Seninle. Metin abi, ben seninle albüm çıkarırım vallahi be böyle. Ama bir şey diyeceğim. Yok. Öyle bir şey gidiyor. Herkesle öyle bir albüm. Ama yok, bu kadar zorlanmadık daha önce hiç. Bu parça. Evet, şans. Böyle. Ama bu parça evet bir tık şey. Şu ton olsa mesela söyleyebiliyorum. Hani. Söyle bakayım. Gündüzüm seninle. Kulüpten daha iyi mi? Değil. Bence de. Değil mi? İyi tabii. Peki diyelim ki şöyle bir daha söyle bu tonla isimli tonu. Beyhude. 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 Geceleri rüyamda ismini sayıyordum. Bravo be. Süper. Harikasın. Günaydayız. O 100 milyonları falan hani. Zeynep böyle görürsün bir şey olur. Şey çok güzel söylerken beni. Oynayalım oynayalım. Aynen, başka aynen. Bir baba onu yapınca daha rahat söylüyorum. Moda, moda girmesi lazım onun aynen. Geceleri rüyamda ismini sayıyorum. Sevdin mi? Son 2, 3, 4. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Bravo. Ben yine istediğiniz kadar okurum. Tamam. Çok eğlenirim bunu. Nereye Vinoş? Vinoş kayda giriyor. Vay be. Yani gerçekten sesim bitti. Çok zor şarkıymış. Aşkını, aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Süper. Bravo. Dinleyecek miyiz? İşte bu şarkıyı hiç bana söylüyor. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Anne! Senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Evet, bu hafta eğlendim ve gerçekten eğlenmeyi hiç beklemiyordum. Aynı geçen hafta elemeye kalacağım gibi ama geçen hafta belki birazcık daha işte olabilir diye düşünürken bu haftaki performansım ve şarkım bence çok iyiydi ama sonuçta format böyle bir format olduğu için bir şey diyemiyorum ama bence bu hafta tavus kuşu elenebilirdi, unicorn elenebilirdi, belki geyik olabilirdi, ördek de olabilirdi ama dinozor oldu. Yani üzgünüm bir yandan da, yani yapacak bir şey yok. Bir soru sorma hakkınız vardı ya, evet. Orada
biz içeride direkt şey dedik. Eşin basketbolcu mu diye sorulacağını bekledik. Ya Rabbi. Ve böyle buna nasıl cevaplar vereceğimizi içeride böyle düşünüyoruz falan. Ben böyle karaları bağladım. Ne diyeceğim falan diyorum. Verdiğim bütün bu enerji için, bütün bu emek için çok teşekkür ediyoruz. Gecenin sonundayız. Müge, lütfen. Biz hiç tanışamadık ama böyle tanıştığımız için çok mutluyum. Ben zaten seni çok seviyordum. Hem çok güzelsin hem de çok ayrı bir enerjim var. Buraya kadar geliyor. Dinozorken de geliyordu. Çok mutlu oldum seninle tanıştığıma. Metin abiyle çalışmalarımız, işte Burhan'la dans çalışıyor olmamız, işte buradaki ekipteki böyle bayağı güzel haftalar geçirdim. Erken bittiği için biraz üzüldüm şimdi dürüst olmak. Ya sen de ne hırslı şey çıktın be. Birinci mi? Birinci olmayınca böyle mi oluyor? Allah zaman. Allah. Fırat'cığım da geldi şimdi diyoruz. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Evet ya. Neyse, beraber program sözlerimiz var. Neyse, karakterlerle ilgili daha sonra düzgün bir kamerayla yapacağım. Çünkü tabii ki son bölüm ve telefonumun şarjı bitti. Bir anda elemeye girildi vesaire falan. Hiç kimseyle doğru fotoğraf çekilemedim. Her şey başkasının telefonunda kaldı falan filan. Bir şekilde işte onların hepsini bulup böyle bir düzgün bir vlog çıkartmaya çalışacağım. Öpüyorum sizi. Senelerdir sakladım geceleri rüyamda, ismini sayıkladım geceleri rüyamda, ismini sayıkladım.